Herkese merhabalar, Melahat'ın Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, pratik, lezzetli bir mantar sote tarifi paylaşmak istiyorum. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Malzeme listesini açıklama bölümünde yani info bölümünde sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Bunun için tavamın içerisine orta boy büyüklükte bir kuru soğanı piyaz doğradım ve üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve iki tane yeşil sivri biberi iri iri doğradım. Onları da soğanların üzerine ilave ediyorum. Ocağımın altını açıp hafif pembeleş, pembeleşme değil de pörsüyüp yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. gerçekten çok kolay basit bir yemek tarifi. Bazen işten geldiğim zaman eğer yorgumsam ve hazırlayacak başka bir tarif, bir alternatif yoksa hemen mantar soteye başvuruyorum. Gerçekten hem çok lezzetli, kolay, doyurucu bir yemek tarifi. Gördüğünüz gibi biber ve soğanlarım birazcık yumuşadı, renkleri değişmeye başladı. 300 gram kadar kıymam var, onu ilave ettim ve kaşığın sırtıyla bastıra bastıra pişiriyorum. İyice dağılıp topak topak kalmaması için. Kıymamız da kavruluncaya kadar bu şekilde pişiriyorum. Kıyma, kuru soğan ve biber üçlüsüne kavurduktan sonra aslında istediğiniz sebzeyi ilave edebilirsiniz. Kabak olabilir, patlıcan olabilir, patates olabilir. Ben bugün mantar koymayı tercih ettim. Mantarlarımı iri iri şekilde doğradım. Ve bu şekilde kıymalı harcımıza eklediğimiz zaman gerçekten mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Evet kıymamız yeteri kadar kavruldu. Suyunu salıp çekti. Evet şimdi mantarlarımı ilave ediyorum. En başta mantarları eğer ilave edersek kıymamız o kavrulmuş lezzetli kokusu olmayacaktır. Gördüğünüz gibi mantarlarımı da iri iri doğradım. ilave ettim ve karıştırıyorum. Evet karıştırarak mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğiz. Ama öncesinde baharatlarını ilave etmek istiyorum. Çok azıcık pul biber ilave edeceğim. Tuzunu serpeceğim. Kekiği en son ilave edeceğim. Çünkü kekik piştikçe lezzeti tadı bozulan bir baharat olduğu için keki en son ilave edeceğim. Şimdi sadece pul biberini ve tuzunu ilave ediyorum. İsteğe bağlı karabiber de serpilebilir. Mantar sotenizi yaparken sadece sıvı yağ değil de eğer dilerseniz tereyağı, zeytinyağı veya başka yağlarda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çabucak hazırlanabilen çok kolay lezzetli bir tarif. İsterseniz bu şekilde suyunu salıp e, piştikten sonra böyle de tüketilebilir. Ama üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Ben bugün 3 tane yumurtayı kırdım. E, çırpıyorum ve üzerine gezdireceğim. 1 e, tatlı kaşığı kadar kekiği de ilave ettim. Mükemmel lezzetli bir tarif oldu. Keki ile birlikte de birazcık karıştırdıktan sonra Yumurtalarımı çırpıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Evet, yumurtalarımı üzerine gezdirdim. Çok fazla karıştırmadan hafif şöyle oynatarak karıştırıyorum ve kısık ateşte yumurtalar birazcık kendisini tuttuktan sonra mantar sotemiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bizim evde genelde erkeklerin yaptığı bu mantar sote tarifiyle sizi baş başa bırakıyorum. Mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Deneyenlere Afiyet olsun diyorum tekrar. Hoşçakalın.